İstanbul'un Koca Mustafa Paşa semtindeki bütün okulların bahçeleri asfaltlanır ama onun okulunun bahçesi asfaltlanmaz. Ve o çocuk bir teneffüs okulun bahçesinde koşarken, oynarken taşa takılıp düşer, yaralanır. Tutar belediye başkanına mektup yazar. Semtimizdeki bütün okulların bahçeleri asfaltlıyken neden benim okulumun bahçesini asfaltlamadınız? İşte o çocuk Nihat Sırdar. Hoş geldin sevgili Nihat. <laughs> Hoş bulduk. Öykünün devamını senden dinleyelim. <laughs> Hoş bulduk abi. Ya benim o ilk e, kafa yarılması hadisemdir bir kere. Söyleyeyim ben. Çocukluğumda bir kere kafam yarıldı. O da o. Ee, ve mektup yazdım ben gerçekten de bizim okula çok yakın Hı. bir ilkokul vardı Koca Mustafa Paşa İlkokulu. çok eski bir binadır orası oranın bahçesi asfaltlanmıştı bizimki asfaltlanmamıştı ben de böyle takılıp düşünce bir mektup yazdım sonra e, İstanbul Belediye Başkanı'na yazmıştım ben o mektubu <laughs> onlar Fatih Belediyesine göndermişler ilgilenilsin diye Fatih Belediyesi de okula bir mektup Oo, göndermiş büyüyor yani S e, büyüyor hadise. Ee, okulunuzu işte bu mektup üzerine okulunuzu bu yılın asfalt programını aldık. Yakın zamanda okulunuz asfaltlanacak diye. Sonra okul müdürü beni çağırmıştı Nevin Kulalı. Ee, unutmuyorum ismini. Ondan sonra demişti ki bak demişti sana böyle bir mektup geldi falan diye. O mektubu bana vermişti. Sonra öğretmenim sınıfta okumuştu. Ondan sonra alkışlatmıştı beni falan. O mektup hala duruyordu. Annem saklamıştı rahmetli. Öyle bir hadise olmuştu yani. İlk, ilk karşı koymamı ilkokul ikinci sınıfta orada yapmıştım yani. Peki Koca Mustafa Paşa'yı anlatsana biraz. Yani Nihat Sırdar'ı var eden, Nihat Sırdar'ın bu kadar çok sevilen, Türkiye'nin en sevilen radyocusu olmasına götüren aslında kendi hayatı kökleri oradan hiç kopmaması. Yani ben seni yıllardır tanırım sevgili Nihat. Uzun yıllar dostumsun. çizgisini bozmayan, ve olduğu gibi yaşayan, hiç değişmeyen ilkelerinden, düşüncelerinden, cesaretinden ödün vermeyen bir radyocusun bu yüzden zaten seni bütün Türkiye çok seviyor. Ve köklerin hep Koca Mustafa Paşa'da. Evet, yani doğup büyüdüğüm yer Koca Mustafa Paşa. Ben e, biraz da aile yapısı ile ilgili aslında biz birbirimize çok düşkün bir aileydik yani işte annem babam sağken, annem babam kardeşim ben yani işte anne baba iki erkek çocuk iki kardeş öyle çekirdek bir aileyiz aslında ve şeydik yani birbirimize gerçekten çok düşkündük. Annemizi, babamızı, Atilla da ben de çok severdik. Onlar bizim çok üstümüze düşerlerdi ama bu böyle hani üstümüze düşüyorlar ama işte evden aman çıkmasınlar, sokağa falan değil. Biz sokakta büyüdük ayrı. Ama mesela şey olurdu yani işte bir okul tercihi yaparken aman İstanbul dışı olmasın. Aman bizden uzağa gitmesinler. Öyle de bir sahiplenme vardı. O tabii beraberinde işte semtte kalmayı getirdi. Dolayısıyla ne olduysa işte, hep semtte oldu. Nasıl bir koca Mustafa Paşa var çocukluğunda? Ya bir kere... Ahşap evler. Tabii daha he? çok ahşap evlerin oldu. Ahşap evler değil mi? De ben... Başka bir görüntüydü o ne dersin? öyle şimdi ben hani benim hatırladığımdan itibaren benim mahallemde iki evlerin yarısı ahşaptı. Yani yarısı ahşaptı, yarısı apartmandı. Benim çocukluğumun böyle hani 7-8 yaşları, 9 yaşları artık o Karadenizli müteahhit istilasının başladığı döneme denk gelir. Yani o kat karşılığı binaların 70'lerin sonu 80'lerin 80 başı. başı aynen evet. öyle işte apartmanlara dönüşmesi ee, dönüşemeyen binaların yani e, tarihi eser olduğu için yıkılamayan binaların birdenbire bir gece ansızın yanması. O yangınlar da... hatırlıyor musun? Tabii benim en büyük kabusumdur. Gösteride de anlatırdım ya. Evet. Yani Nasıl hiç, bir şeydi o? Hiçbir şeyden Hatır. korkmam yangından korktuğum kadar ben. Çünkü ahşap bina yangını başka bir şeydir. Yani Düşünün işte 80-90 yıl önce yapılmış tahta ahşap binalar, 90 yıllık tahtalar yanıyor. Onlar kuru, öyle Çok bir yanarlar çıkar, ki, bir ya bir ses. çatır çatır yanarlar, inanılmaz bir alev çıkar. Böyle yani bir mangalı düşünün, o mangala baktığınızda o köz olur ya kırmızı, onun bir bina olduğunu düşünün. Ya korkmaması insanın imkansız ve ben. Çocukluğumda o travmayı bir iki sefer yaşadım. Bizim işte üç yan binamız, bizim işte bir mahalle sonra. Bir de korkulurdu acaba yangın büyüyecek mi? Değil mi? Yani bizim evde yani sıçacak mı? O zaman şeydi, o zaman işte hep arada kalan binalar bunlar. Sağında solunda... Beton binalar var. Tabii ki onlara da... sıçramasından korkulurdu ama abi zaten onu görmek çok... korkunç bir şey. Çocuk aklına... 7-8 yaşında böyle bir şey görüyorsun ve... ahşap evine dönüyorsun gece yatmaya. Ya benim aklım çıkardı bizim evde yangın çıkacak diye. Bir akşam hiç unutmuyorum... Doutpaşa'dan geldik anneannemlerden gecenin bir yarısı kapıyı açtık eve girdik evin içinde bir yanık kokusu. Eyvah. Ya böyle bir, bir kablo yanığı belli ama ya ben mesela hani kendimi bildiğim ve delirdiğim hadiselerden biridir. Korkundan delirdiğimi ve hatırladığımı biliyorum ben. Bağırıyorum böyle annemler beni teskin etmeye çalışıyor. Çünkü bir yerde alev yok, bir şey yok. İşte aradılar, aradılar, aradılar bir baktık böyle televizyon regülatörleri vardı ya Aa, regülatör. Ne o regülatör SM yanmış. Regülatör. Ha, evet işte, muhtemelen SM de o da. O regülatör yanmış ve içine doğru erimiş onun kokusu. Ama evet. yani Tabii. ben nasıl korktuğumu hala aklımda hatırlıyorum yani. Bizim o... evde de yanmıştı SM Regülatör, niye biliyor musun? Hani o yıllarda e, kadınlar durmadan her şeye bir şey örtü kılıf, telefona örtü, televizyona örtü, <laughs> değil mi? Oklavaya bile dantel. Annem regülatöre bir örtü hazırlamıştı, yandı. Haydi ya. yani. <laughs> Yok bizimki yanmışmış kısa devreden bir şeyden ama yani o mesela korkudan aklımı çıkarmıştı benim. Yani benim o yüzden benim çocukluğum ki e, ben e, kaç sene sonrasına kadar işte yani bizim ev artık böyle bakımsızlıktan. Tavanı çatısız evet. çökene kadar biz Bakamazdı sahipleri evleri. o evleri. Yok. Çünkü çok masraflıydı. Yok abi. Öyle çok gerili olan aileler de değil. Zaten yetişemezsin. Ben İstanbul Ancak Müzesi'nden biliyorum. Hmm. Yani ya, her ya. yıl Yok, <laughs> nereden değil. bakarsan bugünün parasıyla... Yani şu bir tarihi köşkün, ki bu bakımlı bir köşk... Ya. Yani her yıl hiç gitmiyorsa sadece bugünün parasıyla 60-70 bin lira... Tabii canım sadece Tabii canım, tabii. Bütün mü bizim öyle bir gidiyor. para vermemiz? Zaten mümkün, mümkün değil, <laughs> değil de... Yani işte babam pazarcılık yapıyor. Ben evet. okuyorum, Atilla okuyor. Annem çalışmıyor. Ya bir pazardan gelen paraya ve babamın emekli maaşına bakıyoruz. Dolayısıyla Anca mümkün değil öyle bir şey. Değil mi? Şimdi bizim değil bir de. yanımızdaki bina yıkıldı mesela. Şimdi yıkılınca bizim duvarlar e, o zamana kadar bilmiyorduk tabii ben. Bir duvar görüyorum, badana görüyorum ama onun arkası toprak. Yani topraktan sıva yapılmış. Üstüne hmm. e, boya yapılmış. Boya Arkasında çıta çıta şeyler var böyle. Ahşaplar var. Arkası hmm. boş. O bina yıkılınca bu taraftaki duvar gidince deliklerden ben dışarıya görüyordum yani böyle. <laughs> bir Benim başucumdaki ev yıkıldı. Çok Sonra güzel. diğer taraftaki bina yıkıldı. Onda da aynısı oldu. Biz o zaman kendi evimizi daha... Şimdi iki yanındaki destek de gidince bina Tekrar. daha da artık sıkıntılı olmaya başladı. Çatı aktarılırdı her sene. Onu biliyorum. Onu bizim karşı komşumuz vardı şeyler Mustafa amcalar Arnavut Mustafa denirdi onlara. İşte bizim onların da ahşap evi vardı. Onların yıkıldığı apartman oldu. Mustafa amca yukarıdan bakardı böyle çatıya. Gelirdi Necati derdi günü geldi yapayım ben derdi. Havanın güneşli olduğu bir zaman çıkardı. Kiramitleri aktarırdı. Aktarma olurdu. Öyle kiramitler birbirine bağlansın bile yoktu yani. Öyle bir evdik biz ama en son artık mutfağın çatısı çökünce babamı ikna edebildik. Babam ikna olmuyordu. O evden çıkmak istemiyordu. Orada doğmuş o. Hem o hem bir de Babamın doğduğu değil. ev. Babamın doğduğu ev orası tabii. Babamın doğduğu ev yani. Orası 100 yıl falan tarihi olan, tarihi özelliği olmayan bir evdi ama. Evet. Tahta ev diye geçer. Evet tahta ev diye değil. Tabii değildi. Sonra biz tam karşıda işte Mustafa amcaların yaptırdığı apartmandaki bir daireye taşındık biz. Oradan çıktık. İşte 58 metrekare bir eve geçtik. Ama ilk apartman apartmanımız biz. İlk defa apartmana çıkıyoruz. Lüks değil mi? tabii canım. Müthiş bir şey yani. Her şey düz ayak. Her şey bir yerde. Yarada. Yani o çok önemli bir şey yani. Salona giriyoruz, salonda oturuyoruz hep beraber. Bizde oturma odası vardı, taşlık vardı, mutfak vardı. Yukarıda işte böyle iki oda, bir tane sofa dediğimiz bir yer vardı. Öyle bir evdi. Orada da biz oturma odasında daracık bir yerdeydik. Şimdi. Senin yangın korkun gitti mi o zaman? Gitti tabii. Artık oraya geçtikten sonra gitti yani. Ama yıllarca o ev kaldı. Şey diye kaldı işte bizim pazardan sattığımız mallar ve pazar arabası oraya Peki ısınıyordu. babanla birlikte hiç pazara gider miydin ona yardım etmeye? Tabii canım benim bütün ilkokul 5. sınıftan itibaren benim hayatım pazarda geçti. Biz ilk babam emekli olduktan sonra Kazlıçeşme'deki deri fabrikalarından emekli olmuştu benim babam. Evet. Orada çalışıyordu. Tabakhanede çok zor çalışıyordu. Bir de ama ya, tabakhanede çalışıyordu işte yani. Yani Bey bir amcanın da hayatı Tabii çok işçiliği, zor bir babamın benim zor bir hayat geçirmiş biliyorum. Orada emekli olduktan sonra ilkokul 5. sınıfta biz ilk defa babamla bir pazar günü bir tanıdığımız Gedikpaşa'da bot yapıyordu. Kışlık botlar. İçi ayakkabı. pamuklu ayakkabı. Evet. Gedikpaşa'dır o işin yeri Tabii, meşhur, bütün orada. Tabi. Oradan gidip 10 tane ayakkabı alıp Topkapı'da pazar günü surların altında kurulan pazarda bir paket kağıdın üzerine 10 tane ayakkabı koyduk. Çok iyi hatırlıyorum ben. Öyle başladı bizim pazar macera. Emekli olduktan sonra. Emekli olduktan sonra. Babam bilmiyor, ben bilmiyorum. Gittik böyle bakıyoruz. Hadi. Hani bot var, bot var bir şey diyemiyoruz falan böyle. Bir arkasında durdunuz. Arkasında duruyoruz böyle. <laughs> ben etraftakilere bakıyorum. Etraftakiler işte böyle çırtkanlık yapıyorlar yani. İşte ayakkabı var, terlik var, bilmem ne var falan diye biz böyle duruyoruz. Şimdi ben çocuğum tabii. Babam baktım. Babam hayatta yapamayacak. Babam utanıyor, sıkılıyor. Becerebilir miyim? Ben hissediyorum da onu çocuk olarak. Ben başladım bağırmaya. Ayakkabı var, bot var, bot var falan diye bağırdım. İki tane sattık ilk gittiğimiz gün. İki bot Çok sattık iyi. Böyle. Günü kurtardınız. E işte öyle döndük bir poşetle böyle. Sonra işte onlar o ayakkabılar arttı. Sonra pazarlara gitmeye başladık. Önce salı pazarı. Şehremin'in salı pazarı. Ondan sonra çarşamba pazarı Fatih. Fatih'te de pazarın içine giremiyorduk. Orada yer yoktu. Çok pahalıydı tahta. E, Fatih Camii'nin i̇şte. Malta kapısında merdivenleri açıyorduk tezgahı. Orada yer yapıyorduk. Sonra Perşembe Pazarı bizim orada Selevri Kapı'da Yedikule Perşembe Pazarı. Sonra Cumartesi Pazarı Samatya'da. Buralarda böyle önce küçük sonra bir tahta sonra iki tahta falan derken artık böyle hani bir arabayla götürebileceğimiz kadar mal ağırlıklı terlik üzerine öyle satmaya başladık. Dolayısıyla ben okuldan çıkınca direkt babamın yanındaydım. Tezgah toplamak için yazları komple babamın yanındaydım zaten. Yani böyle bir 10 sene falan sürekli pazarlardaydım pazarda büyüdüm diyebilirim yani. Yani bu Nihat Sırdar'ın aslında tarihinde çok önemli. Nihat Sırdar neden bu kadar başarılı ve bu kadar çok seviliyor? Çünkü hep hayatın içinden geliyorsun sen. Yani hayatı üreterek, çalışarak, insanları gözlemleyerek... Tabii tabii. O pazar... Çünkü harika bir gözlem gücün var senin. Pazar, pazar onu zaten geliştiren aslında. Çünkü bütün gün insan hayatı... seyrediyorsun. O ana damarında akan damarın içindesin her zaman. tabii, zaman. Tabii Yani insan Çünkü şunu seyrediyor. düşünüyorum. Yani her gün radyoda bu kadar çok konuyu nasıl buluyorsun? Abi o Türkiye'nin marifeti. O benim marifetim mi yani? Öyle bir ülke ki burası. Yani her gün bir şey oluyor. İşte bugün bak şimdi ıspanak mevzu konuşuluyor. Evet. Şimdi ıspanaktan zehirlenmiş insanlar. Mevzu ne bakıyorsun? İşte içinde bir ot varmış falan diye. Şimdi ak ben tahmin ediyordum bugün sabah bu konu çıktığında akşama kim bilir neler olur diye. Abi Pazarcının bir tanesi ıspanak yiyor ya ve diyor ki bu diyor ıspanak üzerine oynanan bir oyun var diyor. Bu oyunu bozalım diye ıspanak yiyen adam var yani. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> <ülkeniz> <gülüyor> Tam biz... bir karamiza. Tabii canım işte böyle malzeme çok ülkede. O yüzden ben her gün Güncel üzerine konuştuğum için benim malzemem bitmiyor. Bütün bütün hikaye o aslında. Yani tamam Fakat benim gözlem gücüm var, var ondan mizah çıkarmak var ama ama mahalle kültüründen geliyorsun. Yani bugün baktığımız zaman Türk sinemasında en çok sevilen filmler hep mahalle kültürü. Değil değildir, mi? Tabii. Çünkü çok zeki, esprili, ironik, hazır cevap insanların yaşadığı yani orada sosyal hayata karışmak için zekice sözler üretmen lazım. Lafın altında kalmaman lazım. He tabii, tabii. Bunlar mi? çok önemli değil mi? Yani Nihat Sırdar lafın altında kalmaz, hiç görülmemiştir. Abi çünkü kahvede büyüdüm ben ha, yani. Kahvede, 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 mahallede, pazarlarda. Tabii, kahvede <laughs> oyun oynarken sürekli birbirine laf sokarsın. şimdi oyun oynarken bir yandan da o lafın altında kalmaman lazım. Orada kendini geliştiriyorsun yani. Şimdi dediğin gibi mahalle ya biz biz mahallede büyüdük. Biz son mahalle çocuklarıyız aslında belki. Şimdi ben bugün yine mahallemdeyim. Yani başka bir yerde oturuyorum ama bağım kopmadı. Ben sürekli gidiyorum geliyorum biliyorsun evet. Koca Mustafa Orada garajım var, işte klasik arabalarım var orada duruyor falan. Yani Haftanın bir günü mutlaka oradayımdır ben. Arkadaşlarım, orada kalan arkadaşlarımla hala konuşuyorum. Birçoğu gitti ama biz hala o grup buluşup Samatya'ya gidip, orada buluşup, garajda buluşup, ondan sonra gidip yine oyun oynuyoruz. Yine aynı ekip. O kahvede oynadığımız kim varsa o ekiple birlikteyim ben hala üzerinden 20 yıl 30 yıl geçmesine rağmen. Yani biz şimdi bakınca şu andaki haline kimse kimseyi tanımıyor artık o mahallede bile. Yabancı çok mesela. Koca Mustafa Paşa inanılmaz göç aldı. Mesela sadece Nihat Sırdar'ı değil. Koca Mustafa Paşa aynı zamanda sinemada, edebiyatta zekasıyla var olan sadece Nihat Sırdar'ı değil bir Can Yılmaz'ı Cem Yılmaz'ı da var etti değil mi? Tabii onlar da aynı aynı mahalledeki çocuklarınız Onlar da aynı, paşa. aynı semtin çocuklarıyız. Orada mahalle çok ama aynı semtin onlar çocuklarıyız. Onlar Samatya tarafındaydı galiba. Onlar değil mi? daha Samatya tarafında aşağıdalar. Biz biraz daha yukarıdayız. Sümül Efendi tarafındayız. Sümbül Efendi. Biz. Şimdi bizim çocukluğumuzda tabii Can ile Cem abi'nin zamanı da öyle. Onların o taraf biraz daha aslında şey e, çok, çok kültürlü daha çok kültürlü tabii orası çok Ermenilerin olduğu değil mi? bunlar Ermeniler olduğu. ya o şimdi şöyle Cumartesi pazarında e, bizim tezgah açtığımız sokak hemen orada çok böyle büyük bir Surpırgiç kilisesi vardır. Kilisesi Onun hemen bir arka sokağındayız biz. Sokağındaydık yani. Tezgah açtığımız e, sokağında hemen arkasında bir ev var. Böyle iki katlı bir ev. Orada işte bir Ermeni aile yaşıyor. Ya çok net hatırlıyorum biliyor musun abi? Bir kere yazın biz gidiyoruz. E, tezgah kuruyoruz. İşte bir şey var orada babaanne var. Babaanne evin babaannesi yani. E, o sabah kalkıyor bir Kapıyı açıyor. Hoş geldiniz diyor bize. Çok güzel. Hoş geldiniz diyor. Hemen bir tane kahverengi bir sandalye hiç unutmuyorum. Bir sandalye çıkartıyor. Babam için bırakıyor. 10 dakika sonra yazın su çıkartıyor, veriyor. Müthiş. böyle bir pencerede bir boşluk var. Orada soğuk su duruyor bizim için. Biz çünkü komşuyuz orada o sırada. Müthiş. Cumartesileri sadece Ramazanda iftarlık çıkartıyordu, veriyordu bize babama. İftar Müthiş. babamın oruçta olduğunu biliyordu. Orada bütün böyle esnaf Oruç tutanlar bir şey bir yemek yapılırdı. Herkesten para toplanırdı. Genelde bir güveç hazırlanırdı. İşte pazardaki malzemelerden güveç hazırlanırdı. En yakındaki fırında pişirilirdi. Şeyler de çok adettir o. Pazarlarda hala yaparlar. O güveçten yenir. Ramazan'da o yapılır yani iftar sonrasında kalanlar için. Ispanak Ispanak yoktu abi, ıspanak yok. Ispanak konulmazdı o, o, onun için. Şey. o zaman böyle tehlikeli de değildi zaten ıspanak. Evet çok güzel. Fakat ee, o kadıncağız bize hep böyle bir babama Müthiş. bir iftarlık çıkartırdı. Böyle böyle zamanlarda o zamanlar. Yani ben şeyi hatırlıyorum mesela annem de bana anlatırdı. Ben e, çocukken bizim evin işte böyle o odanın oturma odasının iki tane penceresi var. Pencereden ben bacaklarımı sarkıtarak dışarıya oturuyorum. Böyle parmaklık yaptırmışlar kaçmayayım diye. Oradan gelene geçene laf atıyorum ben mesela. Bir de ben şey yaparmışım. Onu hatırlamıyorum ama televizyonda haberleri seyredip o haberleri ezberleyip, haberler diye konuşurmuşum, anlatırmışım ha, işte böyle. Geliyor Nihat Sırdar. Ya ve... Kim gelirmiş biliyor musun? Her böyle pencerenin önünden geçerken benim yanıma Nubar Terziyan gelirmiş. Hadi canım. Tabii canım. Nubar Terziyan bizim evin önünden geçiyor. Samadli'ye gidiyor. Aa. Bizim orada oturuyor. Geçtiğinde mutlaka benim yanıma uğrarmış. Bana böyle bir tane şeker verirmiş. Severmiş falan öyle gidermiş. Bu annem anlatırdı, çok anlatırdı. Müthiş onu. güzel büyük yani. Bu ama ya. Tabii Nubar Terziyan sinemamızın o büyük, çok büyük oyunculardı onlar. Ne tabii diyorsun, canım. Ha? Tabii, büyük tabii. oyunculardı değil mi? Abi, biz onlarla büyüdük yani. Biz hepsini ezbere biliyoruz. Şimdi bakıyorum da böyle hala o filmlere, o siyah beyaz ya da renkli dönemde... Işte Nubar Terziyan'ın ortaya çıkıyor. Cevat Kurtuluşlar, Aliye hmm. Ali Aronalar, Bunlar büyük oyunculardı Nihat. Ya ben şu Nubar Terziyan'ı ben hayal meyal hatırlıyorum. Annem çok net anlatıyor ama. Öyle bir şeyimiz vardı ve işte Samatya... Koca Mustafa Paşa, işte biraz daha böyle birbirinden farklı değil tabii. Koca Mustafa Paşa biraz daha hep böyle şey zaten Osmanlı zamanından itibaren Paşa hep göç alan bir semt olmuş ve hep fakir fukara semti olmuş. Yani saraya uzak çünkü sarayın etrafında şeyler genelde zengin olanlar ticaret micaret hep sarayın etrafında dönüyor saraya uzak olan semtler ki Koca Mustafa Paşa öyle, fakir fukaranın yaşadığı semtler. Ama çok enteresan Ramazan ayında ilk mahyada Sümbül Efendi Camii'de kurulmuş biliyor musun? Tabii doğru. Ne kadar enteresan ya. Yani evet. bir renklilik yine evet tamam ee, ekonomik olarak biraz daha dar gelirli insanlar. Ee, Yahya Kemal'de yaz, yazmıştır, ya. Koca Mustafa Paşa şiirinde ünlü. E, ama buna rağmen hayatı çok güzel yaşayan, renklendiren, ışıklandıran bir kültür. Yani Sümbül Efendi Camii'nde ilk kandiller, ateşlerle tabii, Ramazan'da tabii. cami süslemesi Sümbül Efendi Camii İstanbul'da. Ya, Mül Efendi camii var. Cami orası. Orada bir şey vardır. Ee, bir türbe daha vardır orada. Türbenin yanında da bir ağaç vardır. O ağaçtan bir, bir ağaç. zincir. Ta zincirli, zincirli ağaç. O evet. zincir Bizans zamanından Bizans kalma zincir ve işte o zincirin de o zincire adalet zinciri derlermiş. Evet. İşte ama mesela Osmanlı'dan sonra bile o zincir orada kalmış işte Bizans'ın Dokunalım. adalet zinciri diye dokunmamışlar ona. Çok enteresan bir kültür orası ya. Peki surlar yakın surlar yakın tarihi surlar. Evet. Oraya oynamaya gider miydiniz? Şimdi Surlara. surların surların Yoksa böyle bende... o yıllarda birazcık korkulacak bir yerdi surlar Yok, değil mi? Yok değil. Eski şimdi bizim çocukluğumuzda sur dipleri bostandı. bostandı. Sadece Yok. bostandı. Tarım alanıydı. Tabii tarım alanıydı orası. Önü de arkası da. Hatta şöyle ee, Silivri Kapı'nın Bizden olan tarafı, diğer tarafı zaten Bostan olarak kullanılıyor ama bizden olan tarafının bir bölümü Bostan, bir dönem uzun süre orada şey olmuş, at arabaları imal edilmiş. At arabaları bu 1900 böyle 1940'larda, 50'lerde, 60'larda, 70'lerde hep orada at arabası imal edilmiş ve bir kitap vardır Koca Mustafa Paşa'yı anlatan çok güzel. Şimdi yazarın ismi aklıma gelmediği için söylemiyorum. Kusura bakmasın kitapta da yazdım aslında ben. Ee, orada o at, at arabaları imal edildikten sonra onun üzerine çizilen resimler. Çok güzel. Şimdi o resimler bayağı bir sanat eseri aslında Çok ve hep e, şey resimleri böyle dağ, bayır, işte manzara, çimen böyle manzara resimleri falan. Kamyon kasalarına da yapılırdı o Anadolu'da. Tabii. Ama bu resimler sur dibinde yapılıyorsun ayağa. Ya. Orada öyle bir manzara yok, öyle bir şey yok. Değil mi? Sur dibinde yapılıyor hayali, yani. Hayali Hayali resimler. Sonra at arabaları kalktıktan sonra oto tamir atölyeleri oluyor. Ama benim çocukluğumda, şimdi benim surlarla ilgili anlarım hep şöyledir. Ee, birincisi bayram sabahları, bayram namazı Sümbül Efendi'de kılınır. Sonra namazdan çıkılır, yürüyerek Silivri Kapı'ya gelinir. Orada Hadım İbrahim Paşa Camii vardır. Hmm. Hadım İbrahim Paşa Camii'nde bir dua okunur. Sonra sur kapısının dışında bir türbe daha vardır. Ki orada eskiden bu tarafta kahve vardı, karşısında türbe vardı. Orada bir bayram duası okunur. Mutlaka okunur ama onu her gelen bekler o duanın da okulmasından sonra birlikte şeylere dağılınır. Karşı tarafa Silivri Kapı mezarlıklarını dağılır. Ziyaret, mezarlık Ziyaret. ziyareti. Biz babamla bunları yapardık. Mezarlık ziyaretine giderdik. Mezarlıktan dönerdik. E, bayram kahvaltısı başlardı. Bayram öyle başlardı bizde. Onun için surlar benim hep böyle bayramda gördüğüm surlar. Ama bir taraftan da benim anneannem e, Davutpaşa'da otururdu. Bu e, kocum kocam şeyin Cerrahpaşa'nın altındaki Davutpaşa'da. Davutpaşa semti vardır orada. Kasap İlyas Mahallesi, falan çok eskidir. Hep bu Türk filmlerinde görürüz. Zeki Allahsemet Nakbınar'ın falan oynadığı filmler vardır. Otobüse binerler, bir köşkün hmm. diriler O köşk hep oradadır işte. Evet. Orada bir köşktür o. Bir Hatırlıyor tren yolu... musun çocukluğunda o köşte filmler çekilir miydi? Gider tabi tabii, tabii, tabii canım. Haber gelirdi orada film var falan diye. Koşa koşa giderdik. Tren yolundan seyrederdik biz. Benim mesela bir bölümü çocukluğumun tren yolunda geçti işte. O tren yolunun tam kenarındaydı benim anneannemin evi. Yani bu, bu tren buradan geçiyor. Ben pencereden böyle bakardım. Oyunlar oynardım. Trenler hesapta benim önümden geçiyor geçiyor. Ben kapıları açıyorum, kapıyorum, hayalim hayalim falan. <laughs> Öyle şeyler oluyor. Tabii. <laughs> Ve o surların e, Langa bostanları vardır. Langa yani. bostanları da Bizans surlarının dibindedir aslında. Evet. Ve o bostanların içinde büyüdük biz ya. Yağma yapılırdı, yağma. Yağma nedir biliyor musun abi? Yapalım. Marul ekerler. Ee, e, bu marullar satılır, satılır, satılır fakat tarlada kalır, bostanda kalır. Boston'da kalınca o marulların sökülmesi lazım. Yeni bir şeylerin ekilmesi lazım. Fakat onları sökmek çok büyük iş. Boston'lar kocaman yani. Haber gönderirler çocuklarla yağma var diye. Gelin toplayalım. Tabii. Yağma var demek bedava marul ya da bedava kıvırcık var demek. Gidersin böyle poşetlerle onları sökersin toplarsın sökersin topl 15 dakikada hiçbir şey kalmaz bostanda. Ondan sonra yeniden e ekerler onları. Biz o yağmalara yetiştik mesela yağmalara gittik ya ben onları hatırlıyorum. Yani ya. şu İstanbul'un şu güzel günlerini özellikle o bölgeyi ben iki kişiden çok duydum. Bir Aydın Boysan He bir Nihat Sırdar. Evet. Yani seni abi. dinlerken hep aklıma geliyor biliyor musun? Onlar Aynı çok daha güzel zamanları, senden yani. çok daha önceki Tabii. zamanları. Ama sen o kültürü devam ettiriyorsun Nihat. Ya ben işte ben hatırlayabildiklerim benim bunlar böyle çocukluğumda. iyi ki oralarda geçmiş ama zaten. Yani... Peki 35 c He. Ya. O çok mühim. Niye nesi, nedir? Yani bir ya bir insan İstanbul'un İETT'nin bir otobüsüne niye bu kadar aşık olur? Yani abi çünkü o <laughs> beni başka bir dünyaya yani, götürme 35'i beklerken senin ilk kitabın bu. Evet, Buyurun. benim ilk Buyurun. kitabım bu. İsmini de o koydum işte 35'i beklerken koydum. Ee, çünkü niye? 30 yani çünkü Ya tamam uçak olsa anlarım, vapur olsa anlarım, tren olsa yine anlarım. Ya belediye otobüsü ya? Yok, belediye otobüsü mühim. Koca Mustafa Paşa bir dünya ya benim dünyam orası, evet. Taksim başka bir dünya, Pera başka bir dünya, Beyoğlu başka bir tabi gezegen gibi yani Koca Mustafa Paşa'nın işte sosyal hayatı Koca Mustafa Paşa bir de Taksim diye bir yer var yani sinemalar var tiyatrolar var ünlüler görüyorsun tiyatroya gidiyorsun canlı canlı izliyorsun işte kız arkadaşınla buluşuyorsun ilk aşkını orada yaşıyorsun terk ediliyorsun gidiyorsun kime ne de çiçek pasajında içiyorsun ilk orada sarhoş oluyorsun ya benim hayatımın çok önemli... noktaları, kavşakları ve ben oraya o taşıyordu işte. 35C. 35C. Başka bir dünyaya gidiyorsun. Bir bilet parasıyla. Hafta sonları? Hafta sonları tabii. Bir Hafta bilet? Sonları. Zaten başka paran yok ki. Yok canım, nasıl gideceksin yani? Bir biletle... gidiyorsun. Taksim AKM'nin önü. Buluşma noktası. Kiminle buluşuyorsun orada buluşuyorsun. Orada Kültür, İst... evet. Kültür Merkezi. Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde. Oradan e, seyir tutuyorsun hemen İstiklal Caddesinin girişine. Oradan İstiklal'den aşağıya. Artık bakıyorsun sinemaya mı girersin, tiyatroya mı girersin, İncip pastanesinde profiterol mü yersin. İşte oradan çıkıp mesela Kemeny'e mi gidersin? Paramız varsa tabii. Yoksa işte e, şeyde aşağıya balık pazarının orada biramı içersin. Para olup olmama durumuna göre o değişiyordu. Tiyatroya sinemaya gitmek miydi? Yani olmasa da. bile arkadaşlar arasında para varsa parası olmuyor bir iki arkadaş mutlaka tabii, mutlaka, mutlaka ısmarlanır mutlaka kabul, dahil edilir. Kimde varsa kimde Kimden varsa basa. o yüzden hani sen gelme biz ona söylemeyelim falan olmaz. Şöyle olur. Eğer iki kızla buluşulacaksa iki erkek gider. Üçüncüyü çağırmazsın tabii. O kadar da değil. <gülüyor> <gülüyor> ama eğer böyle hani iki kişi, üç kişi gideceksek orada köşede de bir dördüncü varsa ona gelme denmez. Mutlaka beraber gidilir yani. Öyle bir ekip var. Yani pardus. senin bu otobüs sevdan. Oradan 25. geliyor. Değil mi? Ta ama ben çocukluktan itibaren otobüsleri hep sevmişim. Ben mesela belediye otobüsüne bindiğimde şoförün yanından ayrılmazmışım. Şoförün yanında böyle bir üçgen bir demir olurdu ya. Ha evet. Onun evet, üstünde olsun. bilet kutusu dururdu eskiden. Evet atardık bilet Tabii. Kuru. O üçgen demirin arasına girermişim ben. Orada dururmuşum böyle. Şoför izin verirse kapı düğmelerine basarmışım. Kapıları ben açıp kapatırmışım. Sonra o eski İkaruslarda, <laughs> körüklü İkaruslarda ilerleyin zili vardı. Hatırlar evet, musun abi? Evet, zile basarlardı. Evet. O ilerleyin demekti. Ben o zile basarmışım sürekli mesela. Ya sen bir fiil çalışırdın tabii yani. Tabii tabii. İETT'de görevlisin evet, yani. evet Belediye otobüsünde şoförün <laughs> yanında dururmuşum ben resmen yani. Bak, Öyle, o kadar bu, severmişim. Bak bu Gürel. Gürel oyuncakları Gürel. Ee, Müstecip Baybörü. Onu da rahmetle saygıyla alalım Oyuncak müzesine gelmişti Müstecip. Öyle mi? Tabii. Onu yapmış olduğu bir İYTT otobüs oyuncağı nasıl? Karlı mı? Bakar mısın? Öyle pencerede insanlar, resimler, resimler. Yolculara dikkat et lütfen. Hmm. Yolcular bak şoför orada mı? Şoför burada. Kendini görebiliyor musun? Görüyorum. Ha, orada. Şuradayım. Bıyıklı. Bak abi. Bak, <laughs> Şapkalı. Şapkalı. Bak, buradan hem profilden görünüyor, hem önden görünüyor. Hem önden görülüyor, değil mi? Ha? Yalnız bu otobüs mesela şey, e, yani bu otobüs belediyede olan bir otobüs değil. Ya bu oyuncak olsun diye üretilmiş tabii, tabii. Ben anlıyorum hani birebir üretilmemiş bir bir çünkü yok kapaktaki bu sink mesela ben şimdi asıl otobüs bu tabii kapaktaki değil mi Tabii tabii kapaktaki Şimdi de biliyorsun biliyorum. araştırdın. ya ha? Biliyorum hepsini biliyorum Şu. hangi yıl hangi otobüsler alınmış ne zaman gelmiş mesela bir Leyland'lar vardır meşhur Meşhur Leyland'lar var Ama çok vardır. iyi arabalardı ya Ama çok onlar onlar mesela dünyada eşi benzeri olmayan otobüsler biliyor musun abi İngiltere'de üretiliyor İstanbul için üretiliyor otobüsler. Sadece İstanbul sadece için. Sadece İstanbul için. Bin tane üretiliyor, sadece İstanbul için. Çünkü İstanbul Belediyesi gidiyor diyor ki, bunlar diyorlar, size diyorlar otobüs üretelim. Bizim otobüslerimiz var diyorlar. İşte mesela 12 metre, şu kadar yolcu alıyor. İstanbul diyor ki, bize diyor daha büyük lazım. Bize diyor 14 metre otobüs lazım ve daha çok yolcu lazım. Böyle otobüsü Tamam diyorlar, biz size özel üretiriz. Şöyle bir otobüs üretiriz diyorlar. Bizimkiler de onay veriyorlar ve sadece İstanbul'a özel üretiliyor otobüsler. 1900 67 senesinde geliyor ve karayoluyla geliyor. Gemiyle falan değil. İngiltere'den çıkıyorlar İngiliz Arka arkaya. Arka arkaya İngiliz şoförler kocaman kocaman telsizleri var böyle. Birbirleriyle haberleşiyorlar. Hatta telsizlerinin pili bitince 4 tane otobüs kayboluyor Macaristan'a doğru gidiyorlar böyle. Bunları kayboluyor bunlar. Bunları buldum araştırdım ben. Sonra sonra İstanbul'a geliyorlar bu otobüsler. İstanbul'a gelmiş en enteresan belediye otobüsleri bunlar. Çünkü şeyleri var. Ee, arka tarafta böyle bir havuzları var. Bir kere kapı çok alçak. İngilizler onu düşünmüş. Binenler rahat binsin. Böyle merdiven çıkmasın diye. İçine alçak biniyorsun. Sonra otobüsün üst tarafına çıkmak için çıkıyorsun. Çıktığında sağ tarafta biletçi var. O biletçiden bilet alıp öne doğru gidiyorsun. Önden iniyorsun ondan sonra evet, ve bunlar ilk böyle otomatik vitesli otobüsler. Yarı otomatik. Şöyle bir vites e, topuzunun altında şöyle bir kutu var. O kutuda böyle yarım otomatik. Dolayısıyla giderken sürekli böyle böyle sallanan bir Var mı Leylat Var mı hala İstanbul'da? Bir tane var. Nerede? E, İETT bu otobüslerden bir tanesini Hurda'da bulmuş. Onu evet. İETT'nin atölyelerinde, garajında çok yeniden iyi. hayata e, getirmişler ve yeniden böyle restore etmişler. Bir tane, bir tane var. Bir tane de bir e, birinde var. O da böyle üstün körü restore etmiş. Böyle dönem dizilerine falan kiraya veriyor evet. arada. Bulamadım ama ben o adamla kaybolan yani. 4 tane otobüs geldi mi? Hangileri onlar? Hani ha, dedi, tabii, yolda... tabii onlar gelmiş. Geldi. Sonra gelmiş. Çok enteresan bu ikinci Viyana kuşatması sırasında e, bizim atların peşine düşüyor İngilizler. Çünkü Türk atları çok önemli, He. çok değerli. Dört tane atı kaçırıyorlar. Bir yolda ölüyor. İşte yani İngiliz atı diye bilinen aslında o atlar. Hı hı. Çok enteresan. Bak dört ata karşı yıllar sonra dört tane. Dört tane otobüs, otobüs kaybolmuş yollarda. Bir yani... tane atmışlar ve mesela otobüs şeyinde de o otobüs dünyasında da çok önemli otobüsler çünkü yok eşi benzeri yok dünyada yok yani sadece. Burada bir daha da yapılamaz. Var. Bir daha yapılmamış, yapılamaz, evet. yapılmamış, üretmemiş firma zaten. Bak bu da oyuncak tarihinde üretilen ilk oyuncak otobüs örneklerinden biri. 1920'ler. Bunu müzeden senin için çıkardım, getirdim. Nasıl? Oo. Sürebilirsin, bir sürsene. E, Benim daha... ehliyetim var ee, bu arada. E, e, e var değil abi. mi? Tabii. <laughs> <laughs> Hakikaten Aa, var değil mi senin otobüsün var, otobüs ehliyetin? <laughs> var, benim. otobüs ehliyetim var. Kullanıyorsunuz zaten. Tabii canım, benim otobüsüm var. Biliyorsun meşhur benim, senin 302. <laughs> Efsane 302 otobüsüm 302. var benim. benim ve Gökhan abinin, ikimizin evet. otobüsü. Gökhan Oruçoğlu'nun da otobüs hastalığı var. O da Babası ile birlikte e, boya batlı onlar. Boya bat İstanbul arasında otobüs çalıştırmışlar yıllarca. Aksaray'da yazanede oturmuş. Bizim Gökhan. Bizim Gökhan abi. Ve Gökhan abi İzmir'de üniversitede okurken e, bir grup arkadaş ev tutmuşlar, evde yaşıyorlar. Otobüs seviyorlar, otobüs yolculuğu seviyorlar. Memleketlerini özlüyorlar ama paraları yok, gidemiyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musun? Dört arkadaş, bir kişi öne geçiyor, sandalye koyuyorlar bir tane. Evde öne geçiyor. Evde öne geçiyor. Gökhan abi oturuyor. Arkaya 4 sandalye daha koyuyorlar iki bu tarafa iki bu tarafa yolcular oturuyorlar bir şıkı de şıkı, bağ bağ. aynen öyle bir de bir tane teyp buluyorlar araba teyibinden bir müzik seti yapmışlar orada ferry Tayfur, oran Gencebay çalıyorlar yola çıkıyorlar ve yola çıkıyorlar ve böyle bayağı arada böyle cıs cıs falan yapıyor Gökhan abi bunu anlattı bana bunu konuştuğumuz bir gecenin zaten sofrasında. <laughs> Böyle belli bir miktar rakı içtikten sonra abi. aldığımız bir karardır bizim otobüs alalım diye. Ve tutunuz aldınız. Tabii Gökhan abi alalım dedi. Ben de ertesi gün gittim ona haber vermeden direkt aldım otobüsü. Dedim ki aldım otobüsü. Nasıl aldım diye dedi. dedim. Aldım otobüsü yani. Şey de Aydın'da personel servisi yapıyordu otobüs. Aydın Pulluk diye bir şirketin otobüsü. Hala yaşıyordu yani. Onu Çok aldım ben. ben. Ondan sonra on... biliyorum ya dünya para verdin yani ne, neyin var neyin yok yani oraya verdin yani ben yani sana as... soruyorum ya dünya var neyin var neyin yok oyuncağa yatırdın şuna verdin diye i̇şte yani akıllı adam şey değil senin bunlar şuna verdiğin, yani bunlar senin şuna verdiğin parayla ben bir tane Tabii. bildiğin canlı otobüsü yaptım yani yalan mı diyeyim, bu hakikaten öyle öyledir muhtemelen bu yani hakikaten öyle bunu hiçbir yerde bulamazsınız göremezsiniz bak sormuyorum kaç para diye çünkü o var yani bir yani de şimdi krizi geçirmesin diye evet bununla da bir otomobil rahat alabilirsiniz. Bak şunu da bana doğru getirsene yavaş yavaş. Süremaz, sür ama sür sür. Rahat, böyle. rahat ol ben tecrübeli o. bir şoförüm yani rahat ol dikkatli ol, ol. atarak gel. Nasıl ama? Bak, bu da 1950'lerde turizm başlıyor ya turizm. Dünya Savaşı'ndan sonra. Alman mı bu? Evet yani oyuncak Alman. O dönemde Almanya'da üretilen bir oyuncak. Bak otobüsün üstü böyle cam şeklinde. Tabii. Bak, dikkat et. Oyuncak çok dikkat et. Altında işte Almanya'nın bütün o turistik gezilmesi Aa, gereken şehirlerin çok güzel yolu ya. verisimlerini yapmışlar oyuncağın altına. Şuna bakar mısınız? Çok ya güzel bir Nasıl? Ya, çok şimdi güzel. bu oyunca değerli kılan aslında bu altındaki Altı. resmi. Şunu güzelce bakar mısın? Bütün görmesi gereken Münih var, Nürnberg var, Bremen ve e, ve, ve otobüsü Roma'ya bak Roma'ya gidiyor bak Roma'ya, Roma'ya bak. Bak, bak Amsterdam'dan Roma'ya. Görüyor musun bak? Almanya'dan geçerek gidiyorsun ama. Ama işte Hadi. adamlar, e, insanlar sadece binsinler bir yerden bir yere gitsinler diye yapmamış. Görsünler diye yapmışlar. Bakar mısın? Bak şimdi. Y yukarıda Şunları camlar görüyorsun. tabii. Bütün camlar hep böyle yukarıda tavanın yarısı camdır Alman otobüslerin. Hatta Zeyirlik, bizdeki e, bizde üretilen 302'ler öyle değildir mesela. Aynı dönemde Almanya'da üretilen 302'lerin camları ovaldir. Avrupa diye ayırırız biz onları. Biliriz mesela onun Avrupa olduğunu oradan biliriz. Bu arada benim 302 yaptırmamın hikayesi de nereden geliyor? E ee, Almanya'ya ilk defa Stuttgart'ta şeye gittim ben. Mercedes Müzesi'ne. Ya güzel bir müze. Çok güzel bir müze. Benim gezdiğim yani. otomobil müzeleri içinde en etkilendiğim müzelerden Yukarıdan biridir. Tabii çünkü en yukarı çıkarsın asansörden, inersin. İnmedi dönerek... karşında bir beygir vardır. Beygir öyle bir anladım. beygir böyle işte bir beygir buradan başladı diye. Oradan dizel motorlar üretirler onlar önce. Traktör motorları o motorlardan sonra atlı arabalar için atlar gidince o atlı arabalara motorlar takarlar oradan Mercedes benz olur işte ve devam eder. Ben orada gezdim gezdim gezdim. Ee, Alman milli takımı'nın 1974'te e, dünya kupasında kullandığı otobüs hala orada duruyor. O otobüsü gördüm bindim içine. Ya çok etkilendim otobüsten. Dedim ki ya dedim. Orada dedi, mı geldi sana böyle? Oradan bir böyle yani. bir istek geldi. Sonra aşağıya indim. En son çıkarken orada hediyelik eşya mağazası bölümü var. Evet. Biliyorsun ben öyle yerlerde kaybederim kendimi. Ben orada onu al, bunu al falan derken bir baktım bir tane anahtarlık. O anahtarlığı alırken içimden dedim ki, içimden dedim ama. Yanımdakilere bile söylemedim. Dedim ki ben dedim bunu alıyorum. Bunun ucuna dedim bir tane 302 anahtarı takacağım. O anahtarlığı <laughs> aldım. Ciddi söylüyorum. O anahtarlığı aldım. Evde bir dolaba koydum. Sonra gittik, işte aradan zaman geçti bu 302'yi buldum, aldım, restore ettik, anahtarı bilmem ne falan aldım o anahtarı, getirdim o anahtarlığa, o anahtarlığa taktım. taktım. Şimdi <laughs> o anahtarlıkta duruyor e, kontak <laughs> anahtarı Mercedes'in çünkü kapı anahtarı onun bu kadar böyle kocaman, bakır anahtar böyle kocaman bir anahtarı var onu takamıyorum ama kontak anahtarı o anahtarlıkta takılı duruyor. Ya o kadar ya bir anahtarlıkla başladı her şey aslında. Yani aslında bir koleksiyonlersin, bir tarihi seversin, diğer bilir bir insansın. Ee, otobüs, onun dışında antik araban. İki tane antik iki araban da, var. İki tane antik araban evet. var. İkisi de birbirinden güzel. Evet. Yani bir koleksiyon tutkusu var sende bir ya biriktirme, var. tarihe sahip çıkmak, korumak. Var, var. Korumakla ilgili, düşüncesi... korumakla ilgili var bende. Çok hassasım ee... o konuda. Şimdi e, aslında senelerdir, ama son zamanda özelinde bir aydır Paşa Bahçe vapuru için uğraşıyorum. Biliyorsun. Evet. Çünkü e, her gün önünden geçiyorum ben. Paşa Bahçe vapuru e, çok araştırdım sonra ben. Tabii merak edince vapurun tarihini, nerede yapıldığını, hikayesini. Ya hikayesi olan bir vapur Paşa Bahçe çok vapuru. Güzel, Diğer evet. vapurlar gibi değil. İşte İtalya'da yaptırılmış, İkinci Dünya Savaşı sonunda yapılmış, aslında savaş gemisi olsun diye kızağa konulmuş. Savaş bitince kızakta omurgası kalmış. Bizimkiler vapur siparişi verince onun üstüne yapılmış. Boğazın gelmiş geçmiş en hızlı vapuru, hala en hızlı vapuru, 18 mil hızla gidebiliyor, hala en hızlı vapuru. Geldiğinde rekor kırmış, ee, köprüden Galata Köprüsünden kalkıp Büyük Adaya ve Çınarca rekor sürede gitmiş, gazetelere haberler olmuş, İnanılmaz bir Bu, vapur. Bu Kazalarıyla ünlü vapurdu değil mi? Değil. Hangisi Paşa Papşahâçi Birkeniz... değil. Çok uğursuz bir vapur var. Var Hatırlar bir vapur yanı yanıyor, yok falan. Tabii tabii bir vapur daha var ama o Ama yoğur onu biz yapıyoruz. Onu biz alıştırsak yapabiliriz. O, al ba al o yapıyoruz bahçe vapurda. sınıfı değil. Doğru doğru. De al bahçe sınıfı değil. denilen 3 vapuru var. Bunlar büyük vapurlar Çok zaten. Çok büyük vapurlar tabii. Fenerbahçe gibi. İkisi İngiltere'de. Fenerbahçe ve Dolmabahçe İngiltere'de bir tersanede evet. yapılıyor. Bu İtalya'da yapılıyor. 300 deniyor ama 300 değiller aslında. Eser Tutyer rahmetli bunlar ne güzel yazdı anlattı biliyorsun değil mi? Eser ya, Eser çok deniz e, gerçekten çok böyle bilen bu konunun uzmanı insanlar var ama seslerini duyuramıyorlar. İşte hasbel kadar benim imkanım var diye ben kaç kere yazdım. Kafa dergisine yazdım. Paşa Bahçe'yi kurtar. Çünkü Paşa Bahçe Beykoz Belediyesi'nin önüne konuldu. E, şehir hatları, vapuru hibe etti Beykoz Belediyesi'nde. Paşa Bahçe Beykoz'da ya. Paşa Bahçe'de evet, ha, doğrudan, Bunları evet. aldılar. Dediler ki işte biz onu değerlendiririz. Belediyenin önüne koydular, bağladılar. Önce nikah salonu yaptılar. Ha, Sonra mescit yaptılar. Heh. Sonra tamamen bıraktılar, çürümeye terk ettiler. Sonra yani hangi... denizcilikle ilgili ne varsa yaptılar. Ya evet. Yani <laughs> tam bir denizci milletiz. Abi en son kimin hakkına geldiyse kışına geminin kocaman bir tabela yaptılar. Holikoz yazdılar. Eyvah. Holikoz. Oğlum, holikoz ne yani? Düşündüm, düşündüm. Holikoz ne? Sonra neymiş? İşte Beykoz'da çok dizi çekiliyor ya. Diziler, filmler evet. Beykoz'da çekiliyor. İstik i̇şte Kundura var. Çok kötü. Ve Holykos. Yani Hollywood'dan Holykos. Koz Holy biliyorsun ceviz demek. Ceviz Beykoz standı. en ceviz. işte bey yani ceviz. Yani kutsal ceviz oldu o gemi yani. Holykos dedi kutsal ceviz yani. Ve öyle kaldı. En son bir haber çıktı bundan iki hafta önce ihaleye çıkılmış. Paşa Bahçe yerinde sökülerek hurdaya çevrilsin diye. Ya ben bunu duydum çok üzüldüm. Oturdum radyoda konuştum bir kere. Sonra şey var. Bir online gazete var. Gazete Pencere. Orada yazıyorum ben. Orada yazdım. ilk yazımı hatta bunun için yazdım. Sonra radyoda konuştum. İstanbul Belediyesi'ne çağrıda bulundum denizcilik işletmelerine, şehir hatlarına. Bugün bir haber geldi bugün. Bugün gördüm. Çok güzel. Beykoz Belediyesi belediye meclisi bir karar almış. geminin ücretsiz olarak şehir hatlarına devredilmesine, şehir hatları tarafından Bravo. hayata geçirilmesine diye. Anladığım kadarıyla şehir hatları tarafından bir istek olmuş. Evet. Onlar alıyorlar ve onlar yeniden gemiyi yüzebilir hale getirecekler ama müze e, olsun. Yani çok belki güzel. yeniden yolcu vapuru olması olmayabilir. Çok maliyetli bir iş. Tamam, çok zor. Ki bence Haliç Tersanesi bunu yapabilecek kabiliyette eminim ben. Ama hiçbir şey yapılmasa bile bir müze gemi haline getirilse Fenerbahçe Vapuru bugün muhteşem bir müze. Çok güzel bir müze Koç Müzesi'nde. Gerçekten çok iyi bakılıyor. Müze olarak kullanılabiliyor ve birçok içinde sergiler düzenleniyor biliyorsun sen de. Keza bu da öyle olabilir. Belediye bunu bir müze haline getirebilir. Yeniden bir nostalji vapuru yapabilir. İstediğini yapabilir, kullanabilir. Şu anda şiir çatların vapurun başında çok deneyimli, çok bilgi dolu bir kadın var. Sevgili Sinem çok çok başarılı. Ben onu ziyaret ettim. Ee, ve düşüncem şu. E, vapurlar ve iskeleler bir düşünmeli. Yani hmm. İstanbul'un pek çok şirkete hayriye eski adıyla iskeleleri de atıl durumda. Örneğin moda iskelesi. Hmm. Yani neden o moda iskelesinin önüne paşa çekilip mesela e, Kalamış'ın tarihinin anlatıldığı bir müzeye dönüştürülüp Moda iskelesi de insanların gelip oturduğu, kafesini içtiği bir dinleme mekanı olmasın. Olmuş. Ama İstanbulluların. tabi Yani birilerine peşkeş çekilerek değil. Değil, hayır, değil. Belediyenin Beltur'un işleteceği mesela belediyenin, belediyenin şirketi. kendisi. Neyse ya da onların yani işte bu şimdi balık ekmek hikayesine geliyoruz aslında. Biraz da aynı şey orada. Şimdi evet. yıllardır şimdi o balık ekmek tartışması, balık ekmekçilerin kaldırılması tartışması mesela geçen gün onu konuşuyorduk biz. Benim çocukluğumda da vardı balık ekmek. Sen de bilirsin Her vardı, zaman. hep vardı ama böyle değildi ya. Yani böyle festler, mesler, böyle acayip ışıklar Pavyon gibi böyle kiç, bir kiç. Çir yani çirkin kiç, ama yani çok kiç. çirkin. Kiç yani doğal olmayan. değil ha? Plastik çiçekler gibi. Öyle yapay, yani suni. Bu bu vardı. Büyük Lik. sandallar vardı. Sandalların ortasında e, bizim bildiğimiz balıkçılar e, yani balıkçılar klasik vardı. Ve biz, kıyafetiyle, sohbetiyle, ve biz muhabbetiyle. Biz palamut yedik bu arada. Tabii. O ekmek arasında palamut konurdu. Evet. Sonra palamut kalmayınca uskumruya üstelik Norveç uskumrusuna döndü. Evet. Zaten Norveç uskumrusuna dönünce İstanbul'lular, gerçek İstanbul'lular o balık ekmek teknelerinden koptular da bu hale geldi. Gerçek İstanbullular oradan balığı, yemiyor zaten Oradan yemiyor zaten insanlar çünkü onlar genelde şey balıklar ve en son... bir ay iki ay önce orada bir hadise yaşandı. Birini öldürene kadar dövdüler adamcağızı, oradaki personel ve onun üzerine... orada böyle ciddi bir işte... yok turşucular, bilmem neciler falan çok acayip bir yer oldu. Evet orası... E, sözleşmeleri de bittiyse alınır. Belediye orayı düzenler belediye kendi oraya bir balık ekmek... teknesi koyarak işletebilir. Bunu yapar. Yani bak o Şirket Hayriye'den konuştuk. Yani şirkete Hayriye eski adıyla yani şehir atları işletmesi... artık eski şehir atları işletmesi değildi. Giderek öldürüldü. Evet. Ben o Haliç Tersanesi'ne girdim. Bilerek Haliç Tersanesi'ni... bir rant alanına dönüştürmek için... nasıl bakımsız... İzmi bir yere dönüştürmüşler biliyor musun? Ki Haliç Tersanesi biliyorsun. Ya. Orada Fatih Sultan Mehmet var. Orada Doğurama dönemine ait duvarlar var. E, o taş kızaklar var, havuzlar var. Ecdat var değil mi orada? Büy büyük bir tarihi bilinci. bu ya. ecdada böyle çok sahip çıkılıyor ya, Yok, çok sahip canım, çıkılıyor. Yok ya canım geç oldu. Yalan, yalan. Ama bilerek öyle unutturulmak isteniliyor. Ya, Neden? Abi. Çünkü He. büyük bir rant alanı. Bak aynı şey Haydarpaşa Garı'nda da geçerli. Tabii. Haydarpaşa Garı denildiğinde aklınıza o bina gelmesin. Arkasında Haydarpaşa Çayırlığı var. Büyük bir rant alanı Nihat. Bakma aslında gar göstermelik. O garı verilir Önemli değil. Arkasında dönümler, korkunç, büyük, güzel bir arazi var ve oraya aslında çöreklenmek istiyorum. Tabii zaten kiralanan depolar, arkadaki büyük depolar. Çok önemli Depoları bir rant orası. Peki, Haliç Dersahiresi böyle atıl yapılmasa? Orda orası vapur üretilmez hale getirilmese ne? şu İstanbul Boğazı'nda dolaşan çirkinlik abidesi böyle şeye böyle boğazlı spor ayakkabısına şey benzeyen ben Hiçbir onu şey işte, LeBron James'in ayakkabısına benzetiyorum. Evet, ben evet, böyle evet, mecazi, evet. Hem böyle mecazi hem gerçek manada kirlilik manada. Boğaz hiç yakışmıyor. Heh, i̇şte işte o o ürettirilir miydi mümkün birilerine? değil, mümkün değil. Yapmazlardı Haliç olsaydı ki, yapmazlardı ki. İşte Bizim dediğin rant bu zaten. Denizcilik kültürümüz Bizim denizcilik kültürü... Bir de şu var, tarihten söz ediyoruz ya, şimdi bak bu Osmanlı dediğimiz... bir kültürdür. Çok güzel bir kültür. Osmanlı bir kültürdür. Yani Osmanlı demek... iktidar, saltanat değildir. Saltanat değildir Osmanlı. Bir kültür, bir medeniyet. Yani... Barbaros Halettin Paşa, Uluç Alı Kılıç Alı Reis... Cezayirli Hasan Paşa, Murat Reis, Kemal Reis... Pir Reis ve daha nice denizciler... Bunlar denizi yol yaptılar. Bunlar denize gemiler yüzdürdüler. Biz ne yaptık? Denizi doldurduk. Araba yolu yaptık üstünden arabayla gidiyoruz, Alban arka camında Osmanlı turası. Ha tabii, evet, doğru. <laughs> doğru, 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 yani, doğru. Tabii canım, yani çok, bu... Tam bir kara vizah değil bak, mi? İşte ben ecdatçılık dediğim şey bu benim ya. Her lafın her laf böyle ecdat diye başlıyor. Ya anlatıyorsun ya diyorsun ki birader ne? senin bu... ya bundan daha büyük var mı işte bak Fatih Sultan Mehmet yaptırmış burayı, burada bunlar yapılmış. Kuca bu Fatih tersanesi. Yani ha sen buraya sahip çıkman gerekiyor diyorsun. O öyle deyince şey işte hemen başka bir yerden vuruyor. Sen gelişmeye kapalısın bilmem nesin falan. Ya değil işte en son mesela bir vapuru e, yeniden biliyorsun moda vapurunu burada restore ettiler. Mis gibi vapur oldu ve şu anda çıktı çalışıyor şehir hatları yapabiliyor bunu. Yani Haliç Tersanesi yapabiliyor. Yine yapar. Otobüsleriyle, trolebüsleriyle trolebüsler niye kaybolduk ki? San Francisco'da gördün ya. ya. Ne güzel trolebüsler çalışıyor değil mi? E ne oldu? Biz ne niye güzel. tramvayları söktük? Niye yok ya, ettik. Tramvay hatları vardı. Tramvay hatlarını ben o İstanbul Ulaşım Tarihini anlatan bir şey var, kitap var. İstanbul Kültür AŞ'nin çıkardığı. Ee, orada işte böyle ta Osmanlı zamanından İstanbul'un bütün ulaşım araçları var. Vapurlarından e, atlı tramvaylarına kadar hepsi var yani. Hepsinin hikayesi anlatılıyor. Ya bir bakıyorsun tramvaylar kaldırılmış. Son tramvayın üzerinde elveda sevgili yolcularım yazıyor. Son tramvay İki, çiçeklerle, çiçeklerle süslenmiş. süslenmiş. Elveda sevgili işte yolcularım, süslenmiş. yolcularım yazıyor. Şimdi bakıyorum ben o yıl tramvay kaldırılmış. Yerine ne gelmiş? Otobüs gelmiş. Şimdi bugün tramvay yolu yapmak için <laughs> yolları yolları kazıyoruz, kaldırıyoruz lan. Bu hani kötü madem kötü bir şeydi ama bakıyorsun o yıllarda İstanbul'da tramvay olan yıllarda, Avrupa'nın bütün kentlerinde neredeyse tramvay varmış. onlarda da hiç kalkmamış. Hiçbir zaman, Hiçbir zaman kalkmamış. Tramvay Hala varmış, yerine vardı. yeni tramvay hatları eklenmiş. Biz tramvayı komple öldürmüşüz İstanbul'da. Yani bırak tramvayı öldürdük, eski taşıtları, otobüsleri öldürdük. Ee, 1980'li yıllara kadar Kadıköy'de, Hasanpaşa'da taşıt müzesi vardı biliyor musun? Hmm, o taşıt müzesini ki. kaldırdık Nihat. O taşıt müzesinde atlı tramvay örnekleri bile vardı. 40-50 tane tramvay, eski otobüs durakları, eski otobüs turaklarının tabelaları, eski İstanbul aydınlatma sokak lambalarının örnekleri. Bunların altında dururdu o tarihi tramvaylar. Müzeye sahip çıkmadık ya. Ne hani olurdu? nerede taşıt müzesi? Ne oldu? Bereket versin birkaç tanesini Rahmi Bey kurtardı. Öyle mi yani? Tabii ya? Tabii hurdaya gitti, atıldı. Birkaç tanesini aldı da şu anda Sanayi Müzesi'nde. İşte onlar o müzeden kalanlar. Ya bir bir toplum, bir kent hafızasını niye siler? Taşıt müzesini niye kaldırır? Yok hakikaten doğru Peki biz sizi severek dinliyoruz üyesi. Nihat Bey. Çok teşekkür ederim. Bu ikinci ya. kitap değil mi? Ha, bu ikinci kitap. Bunda da şey işte benim Kafa Dergisi'nde yazdığım hikayeler. Onları biraz daha genişletip toparladım ben. Güzel. Ee, i̇şte dergi okumayanlar, kitap okuyanlar onlara da ulaşsın diye. İsmini de işte ne koyayım ne koyayım diye çok uzun düşündüm. Sonra hatırlarsan çok kısa. sen çok dalga geçtin. Şimdi bunun ismini de 80T koyarsın. Böyle hatlardan gidersin <gülüyor> <falan> <gülüyor> Ya ben diye. diyorum ki Nihat Sırdan hepimizden akıllı. Yani biz kitaplarımıza ne koyacağız diye düşünüp düşünüp bulamıyoruz. Nihat Kocaman Mustafa Paşa 35 C Taksim, he. Kadıköy 4 Bostancı, he. nasıl olsa otobüs çok koy gitsin. Ben oradan giderdim diye düşündüm ama <laughs> sen da çok dalga A. geçtiğin için. He. Niye 35A yapmadın sen bunu? <laughs> i̇şte çok dalga geçtin diye ben de düşündüm ne olabilir. Sonra dedim ki insanların <laughs> bana en çok söylediği, benim en çok duyduğum laf... ...severek dinliyoruz. O severek dinliyoruz da bir hikayesi var ama aslında yani onu yazdım ben orada Güzel, O kitap, kitaba ismini veren hikaye mutlaka oduş. okuyun. Ölke Nihat Sıraların e, hep onu söyledim Nihat sen yazmalısın yazmalısın yazmalısın. Evet, doğru sen çok söyledin ha? Doğru. az söylemedim değil mi? Evet, doğru. Çünkü senin dilin Türkçe mükemmel harika e, radyoda severek dinlediğimiz ya, Nihat Sıraların öykülerini mutlaka ama mutlaka okuyun mutlaka okuyun. Peki sana şimdi e, bir soru sorayım ama yani. Hiç alışık olmadığım bir soru. Hmm, çok güzel. Radyo, neden radyo falan Hayır, gibi, bir şey mi? Sivrisinek kim? <laughs> ne oldu? O Daha da güzelmiş, daha da orijinalmiş. <laughs> Hiç duymadın, değil mi böyle bir Hiç soru? Duymadın. Hiç duymadım. Hiç de duyuyorum. <laughs> Hayret, bundan Kaç merak yıl eden oldu? Varmış Kaç demek yıl yani. oldu? Sivrisinek de <laughs> e, Sivrisinek 24 sene oldu. Oldu değil mi o kadar? 24 sene oldu. 24 ayar. Sabah programı 25 yıl oldu. Sivrisinek 24 yıl oldu. Sabah programı önce başlamıştı. Sabah programı daha önce başlamıştı. Sivrisinek sonra başladı ama bayağı çeyrek asır oldu yani çeyrek asırıdır. devam eden radyo programı Türkiye'de çok ben azdır yani dünyada başka. da çok azdır evet. az ama hakikaten de bir de böyle ikili hiç değişmeden aynı ikili değişmiyor hep aynı ikili evet yani böyle ve en çok dinlenen sevilen her gün iki saat her gün. ilk programı. başladığımızda bir saatti sonra iki saat oldu ama sabah programı hep iki saatti zaten yani bu kadar uzun süreli radyo programı dünya Nasıl kaldırıyorsun harbi? bu tempoyu. Biliyorum ben ama yani ne kadar yoğun çalıştığını, hmm. o sabah programı için gece saatlerce okuduğunu, araştırdığını. Işte... Ondan sonra program sonra bir iki saat uyuyup bu kez akşam programına hazırlandığını. Evet, doğru. Ya nasıl e... kaldırıyorsun bu büyük tempoyu? Abi işte benim Şimdi bu benim işim diye bakıyorum hep. Yani Ama işini... işten başka bir şey bu ya. Öyle de ya mal... Böyle iş olmaz ya. Yani <laughs> yani yapacak başka iş bulamadım o zaman. Kusura bakma ama yani. Ya ben ilkokulda nefret ederdim sabahçı olmaktan var ya. Yani hakikaten <laughs> sabahları erken kalkmaktan nefret ederdim. <laughs> Öyle bir şey vardı. Değil Ve değil kendi kendime şey derdim ben. Böyle şunu hatırlıyorum ben. Annemin beni kaldırdığını, uyandırdığını, <laughs> benim kalktığımı, önlüğümü önlüğü giydiğimi, evden çıktığımı, derse gittiğimi, ilk derse girdiğimi, ilk teneffüse çıktığımı ilk teneffüsteyken annemin seslendiğini, oğlum hadi kalk yine hadi kalk falan dediğini. Ben meğer 5 dakika daha deyip yatmışım, rüyamda yapıyorum bunları yani yapmışım. Tekrar kalktığımı o günlerde kendi kendime şey derdim, asla erken kalkacağım bir iş yapmayacağım falan diye. Hep böyle söylerdim kendime. İşte büyük konuşmamak lazımmış. Her gün yani 25 yıldır her gün sabah çok böyle bir de uyku seven bir adamım ben biliyorsun yani öyle uykusuzluk seven biri de değilim. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bu hakikaten bu benim işim birincisi. İkincisi işimi seviyorum ben. Şimdi bir insan işini seviyorsa layıkıyla yapmak ister. Sevmiyorsa boşlar, ilgilenmez. Ben o yüzden yıllarca başka işler yapmak istemedim. İstemediğim halde girdiğim işler oldu. Olmadı zaten. Çünkü sevemedim o işler ama ben bu işi seviyorum. Yani radyocuyum ben. Benim işim radyoculuk. Benim radyodan konuşmak işim. O işi iyi yapmak için e, görmüyorsun bu yorgunluğu. Yani hissetmiyorsun. Bir yerden sonra artık normal geliyor. Ben Bana şunu biliyorum. Ne kadar zor tempo. koşullarda, ne kadar yorgun ya da... E... Ne kadar bir şeye üzülmüş, kırılmış olsam bile, e, hasta olsam bile birden bire geçince mikrofonun başına... başına nasıl yapar mısın da? nasıl? <laughs> ya ben şunu Türkiye'nin düşün... en çok din nasıl bir şey yapsan hadi ha. Şöyle şöyle anlatayım ben ama bir gün e, bir yerde seyahatteyiz ama böyle canlı yayın otobüsüyle gidiyoruz. Galiba şey var. İş Bankası için böyle bir orman işte 81 ile 81 orman yapılıyor. Evet. Biz de her gün bir yerde yayın yapıyoruz. Her sabah böyle işte. Bir sabah Bolvadin'deyiz. Bir sabah Kocaeli'ndeyiz. Bir sabah bilmem neredeyiz. Böyle arabayla geziyoruz. Gece yol yapıyoruz. İşte saat 4 gibi varıyoruz. Otobüsün içinde uyuyoruz. Sonra kalkıp yayın yapıyoruz. Bolvadin'e gittik. Bolvadin'e. Evet. Bolvadin şehir merkezinden yayın yapacağız. Sonra gideceğiz bir açık arazide fidan dikim törenine katılacağız. Ama sabaha karşı saat Böyle altı gibi falan vardık Bolvadine. Ve yolun bir bölümünde ben kullandım otobüsü. Yalçın abi yok muydu? Hasta mıydı? Yorgun muydu? <laughs> ben kullanayım abi mi dedim. Beni uykum bir şey oldu yani. Otobüsü ben kullandım. Evet. Bolvadin merkezine geldik. Arabayıp otobüsü park ettik. Açtık işte uyudu, muydu? hazırlandı, bilmem ne falan filan. Saat 7'ye 10 var. Dedim ki ben dedim bir 5 dakika uyuyayım dedim çocuklara. 7'de yayın başlayacak. <laughs> ben yattım. 7'ye 3 kala uyandırdılar beni. Dediler ki kalk 7'ye 3 var. Abi ben kalktım yani bu stüdyoyla benim aramda yattığım yer arasında 3 metre var. Kalktım şöyle bir gözlerimi oluşturdum. Ayağa kalktım ayakkabımı giydim. İçeriye gittim. Koltuğa oturdum. Şarkı başladı. Böyle duruyorum ama. Mikrofonu açtım. Türkiye'nin en alem radyosundan, <laughs> Alem FM'den falan diye direkt girdim. Aynen bu tonda girdim. <laughs> ya ben bile kendime inanamadım Alem FM'den o zaman. Ben kendime inanamadım. <laughs> Bülent vardı, Bülent karşımda böyle bakıyor bana, ''Abi sen ne yapıyorsun ne yaptın, diyor ya, uyandın. şimdi uyandın.'' diyor yani. Gerçekten ben o kadar... bana şey geliyor ki, doğal geliyor ki yani o mikrofona bastığımda o ses... öyle çıkacak. Öyle çıkmalı yani. Ya ben o kadar şeyim, o kadar o konuda... hani bilinçlendirmişim, kendimi şartlamışım ona. Koca Mustafa Paşa'da... bir çocuk... televizyonu seyrediyor, <laughs> haberleri dinliyor ve... Evlerin penceresinde oturuyor, ayakları dışarıda gelene geçene duyduklarını anlatıyor. Onu dinleyenlerden biri de... Nubar Terziyan. İşte o çocuk... Nihat Sırdar. Çok teşekkür ederim Nihat. Ben teşekkür ederim. Ne demek, çok keyifliydi abi. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sağ ol.